Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur telefon 444-4319. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle, mutluluğuyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kurban Bayramı'na çok az bir vakit kalı. Biz de Kurban Bayramı ve kurban konusunu konuşmak üzere müftülüğümüzden çok değerli din hizmetleri uzmanı Gülsen Eren'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Biz bu sohbetlerimiz özellikle müftü yardımcımız Seda Nur Sezen Hanım Efendi ile çok fazlaca birlikte olduk konular özellikle bu anlamlı günlerde paylaştığımız konulardı. O da yeni görevinde inşallah yeni yerinde Bursa'da bu sohbet konularını aktarmaya devam eder. Ama müftülüğümüzde sizin gibi çok değerli din hizmetleri uzmanları var. Müftülüğümüzün müftü yardımcılarımız var, müftümüz. Toplumumuzu aydınlatma konusunda bilinçli bir İslam dinini yaşama konusunda gerçekten çok doyurucu sohbetlerde bulunuyorlar. Ben de öncelikle değerli vaktiniz ayırıp geldiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel ve önemli bir dönemde yapmış olduğumuz ibadetlerin tabii manasını yaşamak, doğru bir şekilde yerine getirebilmek, onu hissetmemiz noktasında da oldukça faydalı oluyor. Biz de bugün tabii malum Kurban Bayramı'na şurada çok az bir süre kaldı. Onun öncesinde hem kurban konusunu konuşalım. Tabii bu ibadetimizi yerine getirirken en layıklı olmak adına iyi bir kurban seçiminden, kurban ibadetinin ve bunun çerçevesinde gelişen yönleri, hani kültür tarafı ayrı bir tarafı var ama bir de ibadet tarafı var. Özellikle ibadet tarafını da sizinle değerlendirelim istedik. İsterseniz sohbetimize kurban kavramıyla ve kurbanın tarihçesiyle başlayalım. Evet. İslam diniyle başlayan bir kavram mıdır? Yoksa insanlık tarihinde çok farklı dönemlerde de duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Evet. Bu noktada da neler söylemek istersiniz? Şimdi kurban ibadeti tabii ki İslam'dan önceki dinlerde de mevcuttu. Ta ki insanlığın ilk atası olan Hazreti Adem'den itibaren var olan bir ibadet. Tabii şekli, biçimi farklı. Bizdeki şu andaki kurban ibadetinin şekli Hazreti İbrahim'den, hani atamız İbrahim'den gelen bir gelenek. Şu andaki sürdürdüğümüz onun sünneti. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in çocuklarından, iki çocuğundan bahsediyor mesela. Allah-u Teala Hazretleri'nin onlardan kurban istediğinden, kurban takdim ettiklerinden, Rabbimizin onların ikram verdiği, takdim ettiği kurbanlardan bir tanesini kabul ettiğini, ötekini kabul etmediğini biliyoruz. Bunun da tabii ki sebebini ayet-i kerime izah ediyor. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder diyor. Burayı birazcık açmak istiyorum çünkü burada niyetler çok önemli. Hani kurban ibadetini yerine getirirken hangi zamanda olursak olalım niyetlerimizin Allah'a yaklaşmak, Allah için kurban kesmek, o emrettiği için onu yerine getirmek ve Hazreti İsmail'in İbrahim'e teslim olduğu gibi bizim de Allah'a teslim olduğumuzu simge halinde göstermek aslında demek kurban. O yüzden sizin kestiğiniz kurbanlarınızın işte ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz diyor ayet-i kerimede. Sizin ancak niyetleriniz Allah'a ulaşır buyuruyor. Hakikaten de öyle. Kişi neye niyet ediyorsa niyet ettiğinin karşılığını bulur. Biliyorsunuz ameller niyetlere göredir. O yüzden bizim niyetimiz inşallah Allah'a yaklaşmak olmalı. Allah'a yakınlaşmak olmalı. Ona teslim olmak olmalı. Bu amacı yerine getirirsek eğer gerçek manasıyla kurban ibadetini yerine getirmiş oluruz. Evet. Hazreti İbrahim biliyorsunuz bütün insanlığın, bütün dinlerin hakikaten atası olarak gördüğü bir peygamber. Yine Kur'an-ı Kerim'de işte Saffat suresinde geçiyor. Hazreti İbrahim'in belli bir yaşa geldikten sonra oğlu İsmail'i Allah için kurban etmek istediğinden, rüyasında onu boğazladığını, kurban ettiğini gördüğünü oğlu İsmail'e bildiriyor. Ve bunun üzerine Hazreti İsmail de Allah sana neyi emrediyorsa onu yerine getir. Çünkü Hazreti İbrahim de bir peygamber, oğlu Hazreti İsmail de bir peygamber. Ve burada teslimiyeti görüyoruz. Yani Allah sana böyle emrediyorsa, Allah bizlere kurban kesin diye emrediyorsa, bize düşen tabii ki bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmek. Yani
Allah emrettiği için yerine getirmek, herhangi bir işte et elde etmek için veya işte hani kurban kesmedi demesinler diye veya bunu her sene alışkanlık haline getirdik. Ya şimdi ne der insanlar, bak bu sene kurban kesmesek olmaz gibi niyetlerin dışında Allah bana emretti, benim de kurban kesmeye mali açıdan, maddi açıdan gücüm yetiyorsa benim bu kurbanı ve en güzel şekliyle, Allah güzeldir, güzel olana layıktır düşüncesiyle en güzel şekilde kurbanımızı kesmemiz gerekiyor. Evet, bu bilinçle başta hareket etmek hakikaten çok çok evet. önemli. Ama bazen esas manayı unutup hakikaten hani kurban bayramı geldi, kurban keseceğiz. Böyle bir alışkanlık, ritüel gibi evet. Ya da kültürel bir seremoni gibi de algılanabiliyor. Hani ya da hani evet. Hani burada bir hayrımız olsun işte etrafımıza, zaten hani kurbanın şeyi çok maşallah. Hı hı. Haznesi çok geniş, hani içerisine koyduğu yönleriyle maddi manevi her evet. türlü hem kişi hem topluma doyum sağlayacak evet. birçok manayı içerisinde şey yapıyor, barındırıyor maddi evet. manevi, ama dediğiniz gibi esas mananın hani tabii ki tekbirle kesiyoruz, Allah rızası için kesiyoruz, ama bunu evet. biraz da şey yapmak, şuurla kesmek lazım. Evet, şuur olarak da evet. şey yapmamız lazım değil yani mi? Kurban ibadetinin bir de şu toplumsal yönünü çok iyi görmek lazım. Kurban aslında bir birlik, beraberlik ve kardeşliği bize yansıtıyor, biliyor musunuz? Tabii. Çünkü kurban kesmekle kişi aslında sosyal adaleti gerçekleştiriyor. Hem de en zirvede, hani zekatla, sadakayla, kurbanla. Çünkü bunlar mali ibadetler. Hani kişinin ferdin kendi iç dünyasında nasıl olumlu etkisi varsa, aynı şekilde bu mali ibadetlerin topluma yansıyan kısmıyla da çok büyük faydaları var. Yani kişi mesela kurban kestiği zaman belki de evine hiç et girmemiş insanların evine et girecek. Belki onlar da işte bunun tadına bakacak ve zengin olan kesen kişi de şunun mutluluğunu yaşayacak. Ben bir şeye vesile oldum, faydalı oldum, yararlı oldum düşüncesi onda hakim olacak. Fakirde de zengine karşı herhangi bir düşmanlık ve kin oluşmayacak. Tabii. Bu açıdan da hani sosyal açıdan da çok büyük faydası var kurban ibadetinin. Evet. Allah tabii herkese yaşamayı nasip etsin. Amin. Kurban kesebilmek için özellikle hani zekat verirken tabii bir zenginlik miktarı var. Kurbanda da aynı şey söz konusu mu, yoksa hani kişiler evet. borçlu da olsa hani bu ibadeti yerine getirmek istiyorsa yerine getirebilirler mi? Bu konuda da birazcık evet. anlatabilir misiniz? Şimdi kurban kesmekle mükellef olanlar kimler? Birincisi Müslüman olmak şart. Hı hı. Kurban kesmek için tabii ki bu hani İslam'ı kabul etmiş olmak, Müslüman olmak gerekiyor. İkincisi buluğ çağına ermiş olmak gerekiyor. Hı. Yani temyiz dediğimiz hani temyizden de öte buluğ çağına ermiş olmak gerekiyor. Akıllı olmak gerekiyor. Bazen anne evde kesiyor işte benim kurbanım, hanımın kurbanı, çocuğun kurbanı falan diye, ama çocuk bazen hı hı. küçük yaşta olabiliyor. Yani ergenlik dönemine gelmiş olmayabiliyor. Hani bu o zaman hatalı bir şey mi? Hatalı değil. Şöyle, buluğ çağına ermiş olmak gerekiyor. Akıllı olmak gerekiyor. Bir de dediğiniz gibi nisap miktarı kadar mala sahip olmak gerekiyor. Ki nisap miktarının da ölçüsü şu. 80.18 gram altın veya buna denk gelen bir para veya buna denk gelen eşya, mal yani ticari eşya. Böyle bir şeye sahip olmak gerekiyor. Şimdi buluğ çağına dönersek eğer, bu konuda mesela farklı tabii ki görüşler var, ama kabul edilen görüş şu, kişi buluğ çağına erdikten sonra ona işte parası varsa, zenginse, o kişiye görev işte mi? Zekat vermek, fıtır sadakası vermek ve kurban kesmek kesinlikle gerekiyor. Yani kurban kesmek vacip onun için veya zekat vermek farz. Bazı alimler şey diyorlar, işte buluğ çağına ermeden bile o çocuğun veya o kadının işte parası varsa, işte kendine ait bir zenginliği varsa veya işte hani o diyelim ki çocuğun parasını, malını velisi idare ediyor. Çocuk mesela kurban kesecek şeyde değil, ama velisi idare ediyor parasını. Yani onun sahip olduğu bir şey var. Veya çocuk yetim kalmıştır da parası vardır. Yine ona sahip çıkan velisi mesela veya sahip çıkan kimse onun parasını idare ediyordur. Şimdi bazı alimler diyorlar ki burada fakirin hakkı söz konusu olduğu için
hani üçüncü şahsın hakkı söz konusu olduğu için çocuk buluğ çağına ermese bile onun parasından işte kurban kesilebilir diyor. Ama bizim kabul ettiğimiz görüş şu, kişi buluğ çağına ermeden mükellef değildir. Mükellef değil. Değil ama kişinin yani zengindir, maddi durumu çok iyidir. Kendi çocuğuna da eşine de hani onlar mükellef olmasalar bile mesela kadın çalışmıyordur, parası yoktur ama kocasının maddi durumu çok iyidir. Kocası kendi adına, çocuğun adına, eşinin adına kurban kesebilir. Bu şekilde evet. De olabilir. Ama şurada şöyle bir şey hatırlatayım. Toplumumuzda şöyle bir yanlışlık var, şöyle bir yanlış anlama var. Mesela bayanlar diyorlar ki bize, hocam hep erkekler kendi adına kesiyorlar. İşte onlar kurban kesiyorlar, onlar bundan işte yararlanıyorlar, sevabını onlar alacaklar. İşte onlar bununla cennete gidecekler. Benim hiçbir maddi şeyim yok. Hani çalışmıyorum, param yok. Ama evde çalışıyorum diyor. Ev hanımıyım, eşimin hani bütün ihtiyacını evde ben karşılıyorum. Ama dışarıda çalışmıyorum, param yok diyor. Biz diyor şöyle yaptık diyor. Eşimle şöyle bir anlaşma yaptık. Bir sene onun adına kesiliyor, bir sene benim adıma kesiliyor. Bu yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? Çalışan kişi bununla mükelleftir. Yani çalışan, parayı kazanan kişiye vaciptir. Hani bayan mesela çalışmıyor, ona vacip değil. Eğer kocası maddi durumu iyiyse kendisine ve eşine kesebilir. Ama yok, sadece bir tane kurban kesebiliyorlarsa, kim çalışıyorsa, parayı kim kazanıyorsa, kim mükellefse ona vaciptir. Ve onun adına kesilmesi lazım. Eğer bir sene eşine, bir sene kendisine kesiyorsa, kesmediği senelerde borçlu olmuş olur. Evet, yani hanıma kesilmiş, belki hanımın artısı olabilir ama bey bu sefer nafileye geçer. Hanım için nafile olur. Hanım için nafile ama öbürü görevini yerine getirmemiş olur. Evet. Evet. Olur. Evet. Bu tabii ki sıkıntılı bir nokta. Ama inşallah bu da bir egoda yapmamak lazım hanımlar o zaman bu noktada. Şöyle düşünmek sonuçta lazım. Sonuçta kesilen kurbanın payı da belli. Hani üçte biri aileye kalıyor sonuçta. Adam ben eti yiyeceğim, siz yemeyeceksiniz demiyor yani sonuçta, değil mi? Tabii komşuya dağıtıyor, şey önemli. Yapıyor. Evet. Yani orada kesilen kurban belki o kişi adına kesiliyor olabilir ama o kurbanın sevabı ve o kurbanın getirisi tüm aile fertlerini kapsıyor. Evet. Yani sadece keseni işte sevabı ona geçiyor da ötekiler dışarıda kalıyor diye bir şey yok. Tabii. Bir de dediğiniz gibi mesela kurban mesela kesildikten sonra nasıl bir pay yapılıyor, nasıl bir şekilde uygulanıyor dağıtımı? Üçe bölünüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen zaten bu şekilde bir tavsiyesi var Efendimizin. Üçe bölünüyor. Üçte biri diyor aile fertlerinin, üçte biri diyor zengin olsalar bile eş, dost, akraba, hani ziyarete gelen onlarla tüketilmesi. Üçte birli kısmı da gerçek ihtiyaç sahibi, fakir dediğimiz insanlara iletilmesi gerekiyor. Ama üçte birlik kısmı, yani fakire ayrılan kısma çok dikkat etmek lazım. Asıl buradaki amaç fakiri korumak, gözetmektir. O yüzden hani paylaştırırken etin en güzel kısmını kendimize, hani belki de çok kötü kısmını ayırıp da bunu fakirlere dağıtırsak o kurban ibadeti tam manasıyla yerini bulmamış olur. Buradaki asıl gayeyi unutmamak lazım. Yani burada fakiri koruyup gözetmek gerekiyor. Evet. O yüzden belki de hele hele zengin insanların kurbanını üçe bölmesinden de ziyade belki bir kısmını eş, dost vesaire yemek için ayırabilir. Ama zengin olan kimselerin büyük bir kısmını fakir fukaraya dağıtması asıldır. Şimdi şöyle bir şey de yapılabilir. Mesela diyelim ki bir kurban, karı koca iki kurban kesecek. Bir tanesinin olduğu gibi bağış yapılabiliyor mesela. Diğer kurbanı da hani keselim, evimizde, işimizde, dostumuza kalsın. Nasıl olsa bir tanesini tamamen bağış yaptık deniyor. O zaman bu kavram da pek doğru bir kavram olarak durmuyor. O kavram doğru değil. Neden? İki kişi diyelim ki çalışıyor. Yani karı koca çalışıyor. İkisi de kurban kesecek. Herkes kendi hissesinden sorumlu. Yani ben kendi hissemden sorumluyum. Ben o hissemi üçe böleceğim. Eşim üçe bölecek. Yani karı koca olarak mesela iki kişi kesiyorsa, iki kurban kesiyorsak herkes kendi hissesini bölüp o şekilde dağıtacak. Bir tanesini tamamen gönderdiniz. Tamam, onu gönderdiniz.
Hani geriye kalan kısımda gerçekten hani ihtiyaç sahibiysen evet kalabilir. Hani sen de ona muhtaçsan, sen de onu beklediysen evet sana da kalabilir. Ama senin ona ihtiyacın yoksa, hani ete ihtiyacın yoksa, hakikaten çok rahat bir şekilde et alabiliyorsan, yani buradaki şey, kurbandaki maksat et değil zaten. Tabii. Yani sen en güzel şeyi gerçekleştirmiş oluyorsun, onu fakirlere ulaştırarak. Tabii. Şimdi başta dediniz ya, kurban kulu Allah'a yakınlaştıran bir ibadettir. Hani buradaki yakınlaşma kurbanın kendisi, yani etiyle kemiği Allah'a ulaşmaz. Hani değil. Buradaki takva ve evet. Niyet Allah'a ulaşan evet. Noktada, hani daha doğrusu kulu Allah'a yakınlaştıran şey bu dediniz. Yani şunu diyebilir miyiz? Allah'a kulun yakınlaşması bir başkasının kalbinden geçiyor, bir başkasının yüreğinden geçiyor diyebilir miyiz bir yerde? Tabii ki. Bu kurbanda. Tabii ki. Yani hiç et yememiş bir insanın kursağından sizin kurbanınız geçiyorsa onun herhalde Allah katındaki mükafatı veya kullar katındaki teşekkürü çok farklıdır. Yani o kadar güzel bir manevi boyutu var ki bunun. Onu yaşayabiliyorsak, o hazzı elde edebiliyorsak biz gerçekten kurban kesmiş oluruz. Bu açıdan yani kurban ibadetini şey görmemek lazım, maddi bir şey olarak görmemek lazım. Ama ihtiyaç sahibisindir. Yani bazı aileler var, şöyle bir şey de duydum ben. Hocam aslında bizim kesmeye gücümüz yetmiyor. Ama biz o ibadetten de mahrum kalmak istemiyoruz diyen aileler var. Ve bu şekilde inanın kurban kesen insanlar var. Hı. Yani kurbanını kesiyor. Şimdi hocam diyor, ben bunu üçe bölüp de dağıtsam mı diyor. Eğer böyle aileler hani zorluklarla buna kendisi de kurban bayramından kurban bayramına belki hani onu hiç dağıtmadan kendisi tasarruf edebilir. Kendisi kullanabilir. Hani böyle aileler bu şekilde kullanabilirler. Ama zengin bir ailenin en güzeli tabii kurbanını dağıtması. Burada maalesef biz zenginlik ölçüsünü şey yapamadık. Hani zengin deyince aklımıza böyle çok sırça köşklerdeki insanlar geliyor. Ben öyle değilim. O zaman zengin değilim diye bir yaklaşım doğru değil. Evet. Sizin bahsetmiş olduğunuz işte zenginlik kavramını geçen herkes zengin değil mi? Evet. Bu noktada. Evet. Yani az önce de ifade ettim. 80.18 gram altın veya buna denk gelen para veya bir eşya, mal neyse buna sahip olan bir kişi dinen zengindir. Evet. Yani kişinin maaşı vardır. Hani bunlar olmasa bile. Yıllık mesela diyelim bir memur veya normal ücretli çalışan birisi yıllık olarak hesaplayacak. İşte borcu varsa borcunu çıkaracak. Asli ihtiyaçlarını çıkaracak. Geriye kalan miktar bu nisaba ulaşıyorsa işte o kişiye kurban kesmek de vaciptir. Çünkü neden vaciptir diyorum? Hanefi mezhebine göre vaciptir. Kuvvetli bir ibadettir. Bunun da delilleri var. Mesela işte Kevser suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Çok açık bir ayet. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Alimler bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bütün Müslümanlara aslında hitap ettiğini söylüyorlar. Bir diğeri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi ki cemaatle beraber namaz kılmak İslam'da çok önemlidir. 25 kat veya bazı rivayetlerde 27 derece ekstra tek kıldığın zaman mesela o kadar sevap alamıyorsun. Cemaatle namaz kıldığında daha fazla sevap alıyorsun. Evet. Buna rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam maddi durumu iyi olup da kurban kesmeyen insanlar işte namazgahımıza, mescidimize yaklaşmasın buyuruyor. Aslında çok açık bir şekilde yani, söylemiş. Tabii namaz ibadeti cemaatle kılmak bu kadar değerli ve kıymetliyken bunu Peygamber Aleyhisselam bize bildiriyor. Ama maddi gücü iyi olup da kurban kesmeyen insanlar bizim mescidimize yaklaşmasın buyuruyor. Biraz ve, bizim tabii mezhebimizde, yani bizim mezhebimiz derken Türk coğrafyasında yaygın olan hani mezhep anlamında evet. Hanefi mezhebine baktığımız zaman hani bunu bu şekilde görürüz ama bazı mezheplerde bu kadar duyarlı olmayabiliyor herhalde. Mezhepler arasında farklılık da olabiliyor mu? Farklılıklar var. Tabii ki var. Öteki mezheplerde mesela müekked sünnettir. O da kuvvetlidir aslında. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicretin ikinci yılında mesela kurban emri geldiği zaman hiçbir zaman
bu ibadeti terk etmemiştir. Bu da bir gerçektir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar kurbanını kesmiştir. O yüzden bu da bize gösteriyor ki bu ibadet hani sudan sebeplerle, bahanelerle aslında ertelenemeyecek bir ibadet. Hı hı. Senede bir kere olan bir ibadet. Evet. Şimdi hani kimler kesebilir noktasında hani fıkhi açıdan hani açıkladınız. Ekonomik boyutuyla da açıkladınız. Tabii insanların ekonomik boyutları değişebiliyor yıl evet. içerisinde vesaire. Mesela kurban mesela şu dönemde işte okullar açıldı hemen arkasından kurban bayramı. Ekonomik olarak kişileri belki yorabilir ama şöyle yani borçla da hani kesmek isteyenler olabilir. Yani borç da evet. kesilebilir. Mesela şimdi belki şu 3-5 ay sıkışıktır insanların durumu ama evet. atıyorum Ocak'tan sonra ferahlayacaktır. Hani bunu biliyordur. Bu evet. şekilde de kurban kesilebilir mi? Belki o zaten hani o zenginlik kavramı içerisinde olsa borcu olmaz kişinin ama evet. Buna rağmen hani yapmak istiyorsa onlara vacip mi değil mi ya da yapmalı mıdır? Evet. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Taksitle kurban olur. Hı hı. Yani birçok şeyimizi taksitle yapıyoruz. Bu da bir ibadet. Hani mali bir ibadet. Ve bu mali ibadeti de mesela şey yapabiliriz, taksitlendirerek yapabiliriz. Hı hı. Veya hani durumum şu an için sıkışıktır. Daha sonrasında yani birinden borç alarak bu ibadeti yerine getirebilirim. Daha sonrasında verebilecek gücüm var çünkü. Şu ara sıkışığım. Evet. Bu şekilde mesela hı hı. borç alıp da kurban da kesilebilir. Hı hı. Ama örnek veriyorum, mesela borç alıp da kurban kesip daha sonrasında ödeyemeyecek durumda olan insanlar da olabilir. Onlara zaten kurban kesmek vacip değil. Hı hı. Ama ödeme gücü olup da o an sıkışıksa kişiler taksitle de olsa, borçlanmayla da olsa kurbanını alıp kesebilirler. Hı hı. Bu da tabii önemli bir nokta. Hani evet. Hem bazısı da çok zorluyor şartlarını. Hani gerçekten belki hiç düşmüyor ama inanılmaz derecede kendisini, ailesini sıkıntıya sokabiliyor sırf hani şey olarak hani kurbanını evet. keseyim noktasında. Evet. Keşke ülkemizde kurban fiyatları mesela bazı ülkelerde çok uygun hani öyle evet. olabilse de herkes fazlasıyla kesebilse değil mi? Bu noktada da çok zorlamamak da gerekiyor diyor. Tabii ki yani ihtiyaç sahibi kişilerin hani fakir dediğimiz kişilerin de kendisini bu konuda zorlaması çok da doğru değil. Gerçekten Allah bizim niyetimizi çok iyi biliyor. Yani kesebilecek güçte olup da kesemeyecek insanları da Rabbimiz biliyor. Ama hakikaten durumu olmayıp da kesemeyecek durumdaki kişileri de biliyor. O yüzden hani tabii ki gönül ister ki en güzel şekilde ibadetlerimizi yerine getirelim. Ama imkan yoksa da çok fazla zorlayıp da daha sonrasında farklı sıkıntılara sebebiyet verecekse yapmamak lazım. Çünkü hani maddi durumu iyi olan insanlar zaten ötekinin o bayram sevincini yaşasın diye oradaki eksiğini kapatacaktır. Şurası benim çok dikkatimi çekmişti. Mesela fıtır sadakasının Ramazan ayına denk gelmesi veya kurbanın mesela hani bu işte hayvan kesimi olayının etin kurban bayramına, bayram günlerine denk gelmesi tesadüf değildir. Yani orada zengin nasıl sevinci yaşıyorsa fakir de yaşasın diye İslam'ın koyduğu güzel bir düzendir bu. Yani fıtır sadakasını Ramazan'da mesela veriyorsun ki o bayramı fakir de en güzel şekilde yaşasın. Aynı şekilde kurban etini sen kurban bayramında kesip de yerken, kullanırken aynı şeyi fakir de yaşasın. O da o ihtiyacını gidersin. O da o bayram günlerini mutluluk ve neşe içerisinde geçirsin diye yani bu şekilde bir düzenleme tabii. yapılıyor ve gerçekten bu tesadüf değildir. Tabii bayram zenginin bayramı değil yani burada. Değildir. Kardeşliktir herkesin sadece tüm Müslümanların demeyeceğim, Müslüman olmayanların bile bayramı olabiliyor yani bu noktada değil mi? Hani ihtiyaç sahibi olan Müslüman değilse ona da aynı şekilde vermekte mükellef olabiliyor hani tabii kişi. Dolayısıyla hani o toplumun diyelim tamamının bayram yaşaması toplumun demek. Toplumun tamamının bayramıdır. Çünkü biz birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Yani bu konuda insanları farklı işte dinleri, farklı mezhepleri ayırmak hiç de doğru bir şey değil. Biz yıllarca bu toprakta hep beraber topraklarda yaşadık. Şimdi de yaşayacağız. İslam'da zaten böyle bir güzellik var. O bütün ibadetlere baktığınızda gerçekten insanlara birlik, beraberlik, o kardeşlik ruhunu veriyor. İnşallah bizler de onu yaşayalım ve yaşatalım. Evet. Bizim gayemiz, amacımız bu olsun inşallah. Evet, Sayın Uzmanım isterseniz kısa bir reklam aramız var. Reklamların sonrasında yine sohbetimizde izleyicilerimizle birlikte olalım.
Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Programımızın ilk bölümünde özellikle kurban tarihçesi, kurbanın anlamı, manası, hani fıkhi yönden kurbanın pay edilmesi vesaire konularında çok vermiş olduğunuz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. İsterseniz sohbetimize özellikle kurban kavramı, tabii biz hani kurban kavramı içerisinde bütün hepsini yerleştirmişiz. Hani birçok kurban çeşidi var, işte akika kurbanı, işte adak kurbanı vesaire. Hı hı. Bu anlamda da konuşabilir miyiz biraz? Hani kurban çeşitleri nelerdir? Neler hani bu anlamda hissi anlamında bir kurban, bir kişiye düşen kurban ne kadardır? Birkaç kişi bir kurban kesebilir mi? Evet. Hani bu konularda da birazcık konuşursak izleyicilerimizi doğru yönlendirmiş oluruz herhalde. Aslında bu konu çok önemli bir konu. Çünkü mesela işte kurbanlıkları sayarsak eğer, işte İslam alimlerinin belirlediği Kur'an'dan ve hadislerden çıkararak, sünnetten çıkararak belirlediği işte hangi hayvanlar kurban edilir? İnek, manda, deve, koyun, keçi gibi hayvanlar veya buna eşdeğer hayvanlar kurban edilecek hayvanlar arasında. Hani işte kaz, ördek veya horoz, buna benzer hayvanlar tabii ki kurban edilemezler. Burası önemli. Bir de kurban edilecek hayvanlarda, işte küçükbaş hayvanlarda, koyun, keçi gibi hayvanlarda bir hissedir onlar. Hı-hı. Yani kişi tek başına bir koyunu alarak kurban edebilir veya bir keçiyi alarak kurban edebilir. Küçükbaşta bir kişi. Küçükbaşta bir kişi. Yani küçükbaşı biz iki kişi beraber alalım, kurban edelim, ikiye bölelim, olmaz. Evet. Büyükbaş hayvanda da şöyle bir şey, 7 kişiye kadar, en fazla 7 kişiye kadar kurban edilebilir. Yine toplumumuzda yanlış bilinen bazı şeyler var. Çift rakamlı ortaklık olmaz. Yani ya bir kişi alacak büyükbaş hayvanı, ya 3 kişi, ya 5 kişi, ya 7 kişi şeklinde bir anlayış var. Bu tamamen yanlış. 2 evet. kişi de kesebilir, 4 kişi de kesebilir, 6 kişi de kesebilir. En fazla 7 kişi kesebilir. Evet, bunun üst rakamı önemli. Yani büyük evet. baş hayvan dediğimizde. Evet. Peki niteliği nasıl olmalı? Yani her koç, her koyun ya da her inek kurban olur mu? Tabii onun şartları diyelim. Var. Hı-hı. Onun şartları var. Koyun ve keçide 2 yaşını doldurma şartı var. 2 yaşını. 2 yaşını doldurma şartı var. Yani ölü 6 aylık kuzu. Şimdi şöyle bir şey. Keçide değil de koyunda. Eğer mesela 6 ayını doldurmuştur da çok böyle büyük gösteriyordur, çok semizdir, hani gelişmesi güzeldir. Bu da mesela 1 yaşında gibi gözüküyordur, kurban edilebilir. Hı hı. Ama sığırda, işte mandada 2 yaşını doldurması gerekiyor. Hı hı. Evet. Bu da önemli. 2 yaşın altında bir danayı kesemiyoruz. Asla kesemiyoruz. Hı hı. Ve kurban alırken tabii ki dikkat edilmesi gereken hususları halkımız zaten biliyordur. Kusurların olmaması lazım. Mesela kötürüm derecesinde hasta, işte zayıf, işte gözleri görmeyen, kör, işte kulağı yırtık veya işte veya kuyruğu mesela sonradan işte tamamı veya tamamına yakını kesilmiş. Kulaklar yırtık olmuyor da küpeli müpeli oluyor. Onlarda bir yok, sıkıntı yok. Yok, yok. Onda bir sıkıntı yok. Yani bu tarz şeylere tabii dikkat etmek lazım. Yani özürlü bir hayvan kurban edilemez. Kurban edilemez. Hani böyle kusuru olan, özürlü evet. olan. Aslında burada güzel bir uyarı var değil mi? Hani Bakara suresinde bu Yahudilerin bir kurban hikayesi vardır. Hani evet. böyle değil mi? O, evet. Onlar gibi olmamak adına, yani o toplumun evet. düştüğü hataları düşmemek adına. Bu hassasiyetleri göstermek lazım. Evet. Şimdi gidip kendimiz pazarlık ediyorsak vesaire, bu kurban alıyorsak tabii bu dediğiniz özellikleri çok dikkat etmek lazım. Dikkat edip almak lazım. Dişlerine mesela bakmak lazım. Evet. Tamamı veya tamamına yakını mesela, yoksa dişlerinin kurban edilemez. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Mesela bazen işte koyunun eti daha güzel olsun diye veya işte daha çabuk gelişsin diye doğduğu anda mesela kuyruğunu düşürüyorlar. Onda sıkıntı yok. Yani o doğduğu gibi onu yaptıkları için daha sonrasında mesela hani kurban edilebilir. Ama herhangi bir şeye bağlı, işte veya sonradan mesela kesilmişse
O işte koyun kurban edilemez. Veya işte hayvan besiciliği yapan kişilerin özellikle sorduğu bir soru. Hani hayvanlar çok olduğu için boynuzlarıyla birbirlerine zarar verebiliyorlar. Doğdukları zaman mesela hayvanların boynuzlarını bir şekilde donduruyorlar. Yani büyümesini engelliyorlar. O hayvanlar peki kurban edilebilir mi? Edilir. Hı hı. Ama sonradan boynuzu kırılıyorsa veya bir şekilde kırıyorlarsa o olmaz. Anladım. Ona da tabii dikkat etmek lazım. Bir de şurası çok önemli. Niyet konusunda hani aslında şuna da dikkat etmek lazım. Mesela büyükbaş hayvana 7 kişi ortak oluyor ya. Bu ortak olan 7 kişinin niyetinin de gerçekten Allah rızası için kurban kesmek olmalı. Yani niyet eden, hani kurban kesmek için ortak olan, iştirak eden o 7 ortağın niyeti, herhangi birisinin niyeti kurban kesmek değil de et elde etmekse o kurbanın tamamı fasit olur. İşte o çok tehlikeli bir şey. Şimdi hani diyelim 5 arkadaşız, 7 arkadaşız neyse toplandık hepimiz kurban kesmek istiyoruz. Bir sıkıntı yok zaten onu kesersiniz ama. Şimdi mesela hisseye giriyoruz diyelim. Hani hissede diğer hissedarlar da kurban niyetiyle kestiklerini düşünerekten hani giriyoruz. Hani evet. Oradakinin kişinin kendi saklı niyetini biz bilebilir miyiz yani? Hani onu dile getirmiş olması gerekmez mi? Hani diğerleri evet. Yani şimdi kalpleri bilen Allah sonuçta. Evet. Eğer bunu zikretmemişse hani kurban diye kesiyorsa ve kalbinden de et almak İşte Hanefi mezhebinin belirttiği görüş bu şekilde. Hı hı. Öteki mezheplerde tabii daha farklı şeyler var ama bu konuda da herhalde bildiğimiz kişilerle kurban kesmemiz daha mantıklı olacaktır. Bildiğimiz, tanıdığımız kişilerle en azından açıktan mesela böyle bir beyanı olmayan hani ya zaten onlar da kurbanı evet. kesmesinler, gitsinler 2 gün önce kesinler, 3 gün sonra kesinler değil mi? Yani evet. Hani yani, ya da gitsin eti alsın yani veya başkasının hakkına girmemek için evet. en azından niyetini temiz tutmaya çalışsın. Çünkü tabii. burada kendi kurbanı gittiği gibi ortak olduğu kişilerin kurbanı da gidiyor. Hı-hı. Yani o eğer bir de bunu kötü niyetle falan lazım. Yapıyorsa herhalde diğerlerini de bilmiyorum evet. hani mağdur niyeti nasıl olur? Yani sonuçta tabii ki niyetlerimizi Allah biliyor ama buna da dikkat etmek açısından söyledim ben. Yani dikkat evet. edilirse tabii. güzel olur. Yani en azından kurban kesmeye gittiğimiz gün şu kadar et alacağım falan diye böyle düşünmeyelim. Yani biz orada Allah rızası için kurban vazifemizi yerine getireceğiz. Tabii ki. Onun nihayetinde zaten aldığın eti nasip olacağı olmayacağı da o ayrı bir konu değil mi? Evet. evet. Bakalım evet. yemek nasip olacak mı yani? Hani? Evet. O kadar hesap kitap içerisine girmek hakikaten çok doğru şeyler değil. Doğru değil. Yani kurbanlık alırken bu ne kadar et verir? Etinden ziyade yani gerçekten Allah güzeldir. En güzeline layıktır. En güzel kurbanı almam lazım. O güzel düşünceyle zaten kurban aldığın zaman oradan elde edilen et zaten sana kalacak. Yani en güzelini Allah rızası için en güzelini aldığında da hani senin kestiğin kurbanın ne eti ne kanı hiçbir şey Allah'a ulaşmayacak. Yine onun etini de her şeyini de sen kullanacaksın. O yüzden en güzelini almak ama Allah için en güzelini almak. Evet. Hani anlatabildim mi? Tabii. O niyetler tabii ki kurbanımızı gerçek kurban ediyor. Ama öteki türlü şeyler, niyetler, kötü niyetler maalesef kurbanlarımızı ifsad edebiliyor. Evet. Yani en güzelini Allah için kurban etmek için Allah için, evet. Yoksa hani en güzelini alayım, en çok kilo et getireni daha alayım. Çok et gelsin bana, yanlış bir o niyet. Yanlış. Zaten öbürü niyet ettiğin zaman o da birisinde geliyor. Hani onun için değil mi? Amaca geliyor, değil, geliyor. Sonunca evet. biz şey evet. yapıyoruz bu anlamda. Belki evet. duyduğumuz sıkıntılardan bir tanesi bu. Tabii şimdi bir vekaletli kurban kesimi diye bir şey duyuyoruz. Öncelikle bunu soralım. Evet. Ardından tabii kurban etleri belki... Hani ben şu anda da güven duyabiliyorum çünkü hepsi veteriner kontrolünden geçiyor, incelemeden geçiyor vesaire hani. Evet. Hamile mi değil mi artık onun için bile ultrasonda bakıyorlarmış hayvanlara. Hani hamile hayvanları kesmiyorlar. Eskiden evet. bu tip olaylar oluyordu. Oluyordu. Evet. Çok üzücü oluyordu akabinde. Dolayısıyla hani bir veterinerle bütün demiş olduğunuz bu hani hayvanın sağlıklı bir hayvan olması noktasında kontrollerini yaptığı için biraz insanın kalbi rahatlıyor. Hani gerek hayvan pazarlarında gerekse diğer ortamlarda. Hani ama işte vekaletli de kesmek diye bir şey diyoruz. Evet. Bir de görmediğimiz hayvan mesela vekaletli olduğu takdirde görmediğimiz hayvanlar oluyor. Bunu nasıl şey yapabileceğiz evet. bu noktada?
Konuda biraz bilgi verirseniz. Tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kurbanını kendisi kesmiştir ve başında bulunmuştur. Müstahap olan, güzel olan kişinin kendi kurbanını kesmesi veya vekalet yoluyla kendi kesemiyorsa başkasına kestirmesi ve yine güzel olan kurbanını kestirirken bile başında durmasıdır. Ama bazen öyle şartlar ve imkanlar, öyle zamanlar oluyor ki kişi kendi kurbanını kesemeyecek durumda olabiliyor. Veya hani başkasına kestirse bile yani mümkün olmadığı zamanlar olabiliyor. Örnek veriyorum, mesela yurt dışında yaşıyorsunuz. Orada kurbanınızı kesmeniz mümkün değil. Mesela işte kendi ülkenizdeki ailenize ücretini gönderiyorsunuz, kurban ücretini. Benim adıma orada kurbanımı kesin diyorsunuz. Bu bir vekalettir. Bu şekilde vekaletinizi vererek kendiniz bile olmadan kurbanınız kesilse o kurban geçerlidir. Evet, bu vekalet yoluyla da. Vekalet yoluyla kurban kestirilebilir. Tabii şimdi kişinin kendi etrafı, mesela genellikle kişi kendi neyse etrafında da aşağı yukarı ona benziyor hani ekonomik koşullar olarak. Şimdi bakıyorsunuz herkes etrafımıza kesiyor, ediyor. Hani o kadar kestirir, hani dağıtma durumunuz bile belki şey olabiliyor. Hani en azından bu işleri yapan, kotaran çok güzel dernekler var. Hani öğrenci destek olan dernekler var. İmkansızlıkların içerisinde olan ailelere hani destek olan dernekler var vesaire. Şimdi sizin gidemediğiniz yerlere bunlar çok güzel ulaştırıyorlar hani. Tabii aslında keşke kendimiz başımıza dursak, alsak etimizi, o hani ihtiyaç sahiplerine kendimiz götürebilsek ama dediğiniz gibi bu günümüz koşullarında çok zor olabiliyor. Yani insanlar artık memleketinde, kendi köyünde yaşamıyor. Hani herkesin memleketi birbirinden farklı, seyahatler işin içerisine giriyor. Dolayısıyla hani bu ihtiyaç önemli. Bu güvenilir adreslerle hareket etmek de olabilir herhalde bu noktada, değil mi? Yani güvendiğiniz dernekler ve vakıflar aracılığıyla gönderebilirsiniz. Aslında çok önemli bir nokta burası. Bence yakınlık kavramı artık değişti. Eskiden yakın dediğiniz zaman kapı komşunuz aklınıza geliyordu. Evet. Hani ona mesela dağıtayım. Özellikle toplumumuzda işte kurban etini yedi kapıya dağıtacaksın gibi bir anlayış vardı. Bu da kesinlikle doğru değil. Evet, yani, onda, öyle bir şey yok mu? Hayır, öyle bir şey yok. Gerçek ihtiyaç sahibi bir kişiye de verebilirsiniz, birkaç kişiye de verebilirsiniz. Veya dediğim gibi kurbanınızın tamamını, ihtiyacınız yoksa yani birçok fakire dağıtabilirsiniz. Ama yakınlık kavramı şu an günümüzde farklılaştı. Yani şu anda dünya o kadar küçüldü ki, öyle diyelim. Artık bir Somali'deki Müslüman kardeşin de sana çok yakın. Çünkü onun şu andaki durumundan habersiz değilsin. Veya işte başka Filistin'deki, Suriye'deki, Mısır'daki, başka ülkelerdeki kardeşlerimizden habersiz değiliz. Yani küçülen dünyada ben duymadım diyemeyiz. Tabii duyduğun zaman şeyde mi, mesuliyette mi geliyor yani, duyup da sırtını dövmeninde bir şeyi yakın var değil mi? Müslüman komşundan nasıl sorumluysan en nihayetinde ötekinden de sorumlu oluyorsun bir nebze. Tabii ki öncelikle yakın komşularımız, yakın akrabalarımız ama artık ondan da haberdarız. Eskiden onlardan haberdar değildik. Bilmiyorduk. Ama şu an ondan haberdarım ben. Eğer güvendiğim herhangi bir dernek, vakıf vesaire neyse gönderebileceksem, kendim gidemiyorum. Kendim o ülkelere ulaşamıyorsam güvendiğim bir dernekle, vakıfla, gerçekten ulaştıracağını düşündüğüm bir dernekle, vakıfla kurbanımı oralardaki Müslüman kardeşlerime de ulaştırmak istiyorsam ulaştırabilirim. Evet. Bunu da yapabiliriz. Evet. Bunun da aracılık eden çok güzel kuruluşlar var hakikaten. Evet. Oradakilerin ihtiyacı çok daha fazla duruyor şöyle baktığınız zaman. Evet. Hani vah yazık ah yazık diyeceğimize en azından böyle bir hizmette bulunmuş olmakta. Evet. İnsanı burada da huzura erdirme. İşte o huşuyu yaşadığınız zaman o esas şey de oluyor değil mi? Kurbanın özü bu. Yani başlarken söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Kurbanın özü tüm Müslümanlar olarak, belki de tüm insanlık olarak, sadece Müslüman da demeyelim, tüm insanlık olarak o bayram günlerini gerçekten güzel böyle bir şekilde sevinçli, mutlu, neşeli hep beraber yaşayabilmek. Fakiriyle, zenginiyle hep beraber yaşamak. Burada yurt dışında da bu hizmetleri sürdüren bir derneğimizle böyle sohbet ediyorduk. Bir oradaki Afrika'da, yanılmıyorsam Somali'ydi, yani Sudan'da olabilir, tam bölgesini unuttum da. Bir mesela şeyi anlattılar. Kadın gelmiş ama hiç et kalmamış yani, artık verecek.
Ama demiş ben 2 günlük yoldan gelme, çocuklarım bugüne kadar hiç et diye bir şey yemediler demiş. Yani çocuklarıyla gelmiş oraya 2 günlük yoldan et almak üzere. Yani onları da tabii yok dedirtmemek de önemli değil mi onlara? Evet. Bir şekilde neyse oradan buradan bulmuşlar. Evet. Ona da hayır dememişler kadına da. Evet. Velhasıl ihtiyaç sahibi her yerde çok fazla. Hani, habersiz değiliz. Değiliz. Artık yani ondan sorumluyuz. Evet. Habersiz değiliz. Bu anlamda tabii ihtiyaç sahiplerini gözetmek başlıca. Dediğiniz gibi 7 kapı olması şart değil. Çok değil. İhtiyaç sahibidir. Sizin o etinizin, vermiş olduğunuz etin dışında belki de yakınınızdır, eşiniz, dostunuzdur, öyle herkese de duyurmuyordur durumunu ama evet. Belki sizin verdiğinizle şimdi saklama imkanları da oldukça fazla. Belki onu uzunca bir süre tüketecek değil mi? Hani bu noktada evet. da. Evet. Hani bir kişiye bile olsa tabii vermek ki. Tabii ki. Önemli. Bir de şu çok önemli. Hani işte kişi muhakkak ki kestiği kurbanın başında olmak zorunda. Hani toplumumuzda genel yargı bu şekilde. Çünkü işte kurbanı kesilecek ve gidip hemen namazını kılacak. Böyle bir anlayış var. Kurban namazı diye bir namaz ortaya çıktı. Var aslında mı? Öyle bir namaz yok. Ve hatta kurban namazı diye dedikleri namaz aslında bir şükür namazıdır. Evet. Ama böyle bir namaz var mı? Yok. Şöyle olabilir. Kişi mesela kurban kesildikten sonra Allah'ın bana bunu nasip ettiğin için. Allah'a şükür babında. Yani Rabbim sen bana bu maddi imkanı verdin. Ben de kurbanımı hani kestim, nasip ettin bana. İşte sana şükürler olsun. Babında 2 rekat nafile namaz kılınabilir. Ama bu şart mıdır? Değildir. Yani şu andaki toplumun algısı, işte kurbanın kesildi, hemen namazını kıl. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Dileyen, isteyen, nafile olarak zorunlu değil, 2 rekat şükür namazı Rabbi için kılabilir. Evet. Burada tabii namazla ilgili böyle bir durum var ama şey var tabii, sadece kurbanı kesmekle birlikte hani normal ibadetlerimizi yaparken farklı olarak gelen kurbanda bir de iştirak tekbirleri var herhalde değil mi? Teşrik tekbirleri tekbirleri var. Hı hı. Hani bu konuda da birazcık bilgi verebilir miyiz? Yapılmazsa günah olur mu? Yoksa kurban kesen mutlaka yapmalı mı? Hani evet. Yoksa kesmeyen de yapabilir mi? Hani? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazıyla beraber başlar. 4. günü ikindi namazına kadar devam eder. Hı hı. Namaz kılmakla mükellef olan her Müslüman namazdan sonra, yani farzdan sonra, kıldığı namazın farzından sonra bir defa teşrik tekbirini getirmesi gerekiyor. Hı hı. Yani vaciptir. Bunu getirmesi gerekiyor. Kurban kessin, kesmesin. Tabii ki. Bütün ev halkı olarak da. Sadece hı hı. kurban kesenler değil. Evet. Ev halkının tamamı. Ya namaz kılmakla mükellef olan herkes, kadın erkek fark etmez, teşrik tekbirini getirmek zorunda. İşte örnek veriyorum, Arefe günü sabah namazında unuttum veya kalkamadım namaza. Hı hı. Öğlen namazımı kılarken 2 defa tekbir getireceğim. Hı. Yani o şekilde kazasını çünkü yapabilirim. Çünkü unutulabiliyor çok da, değil mi? Kazasını yapabilirim. Hı hı. Ama teşrik tekbirleri o Kurban Bayramı'nın işte 4 günü ve Arefe günüyle beraber 5 gün içerisinde unutulursa kazası yapılır. Daha sonrasında hiç yapılmadı. Daha sonrasında bayram geçti, 4 gün geçti, sonrasında aklımıza geldi. Hadi bir kaza yapayım diyemeyiz. Evet. O teşrik günlerinde yapılması gerekiyor. Hı-hı. Kaza yapacaksak. Peki unuturum ederim de toplu bir kere yapayım diye de bir şey yok, olmuyor. Yok, hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Evet. Hani şey evet. olur ya, Kur'an'da secde ayetin olduğu yerlerde secde yapılır ya, mesela kaçırırsınız evet. ondan sonra toplu sonunda da yapabiliyorsunuz falan. Onda da asıl olan aslında okuduğumuz gibi ayet-i kerimeyi hemen secde yapmak. Evet. Asıl olan odur. Evet. Bazen hani kaçabiliyor. Evet. Tabii toplu olarak okulandığı zaman atlanamıyor da hani. Kazasında yapılması lazım. Şimdi özellikle kurbanla ilgili tabii size gelen sık sorular vardır. Hani evet. onlara da değinmek istiyorum ben.
Bilhassa ölülerimiz için de kurban kesilebilir mi? Sevabından onlar da istifade edebilir mi gibi. Evet. Size de sorular geliyor herhalde. Evet. Bizim de zaman zaman duyduğumuz konular olabiliyor. Bu konularda da konuşmak isteriz ama kısa bir reklam aramız var. Reklamların sonrasında isterseniz sohbetimize tamam. Bu noktadan devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir an ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, özellikle ölülerimiz için kurban kesebiliyor muyuz? Hani bunların sevabın onlara ulaştırılıyor mu? Hani yoksa bize olan bir sevap mı oluyor? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Evet. Şimdi kesilen kurbanların hani öncelikle mesela büyükbaş hayvana girdiğimiz zaman, hani hisse olarak girdiğimiz zaman işte ne niyetle girdiğimiz önemli dedik. Bir de mesela işte ben iki hisse şeklinde girdim. Birisi vacip olan kurban bayramında kesmem gereken kurban niyetiyle, bir diğeri de örnek veriyorum, ölmüş bir yakınıma mesela kurban kestirmek istiyorum. İşte bir de bu niyetle mesela gidiyorum. Hani öncelikle hani şu soruyu cevaplandıralım. Bu şekilde iki niyetle iki hisseye girebilir miyim? Veya işte bazıları diyor ki, hocam ben iki hisse girdim. Bir tanesi normal kurban bayramı için. Bir diğeri de diyor, mesela çocuğumu akika kurbanı kestirmek istiyordum. Kestirmemiştim. O işte büyükbaşa mesela ben iki hisseyle, iki farklı niyetle girebilir miyim? Girebilirsiniz. Hı-hı. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ölmüş kişilerin arkasından kurban kesebilir miyiz, kestirebilir miyiz? Tabii ki kestirebiliriz. Sevabını onlara bağışlamak üzere. Evet. Şimdi o zaman burayı bir şey yapalım, aydınlatalım isterseniz. Hı-hı. Şimdi mesela bir baş hayvan kesileceği zaman bütün hissedarların, hı-hı, kurban kesiyorum şeyle, niyetiyle, hani kurbanlık olarak niyet etmesi önemli dediniz. Hı-hı. Mesela bir içlerinden bir tanesi et almak için kesiyorsa, diğerlerinin de sıkıntı yaratır dediniz, evet, değil mi? Evet. Bozar dediniz, evet. Hani onların da kurbanını bozar, evet, dediniz. Buradaki kurbanın bir tanesi kurban bayramı olduğu için, bir tanesi akika kurbanı olduğu için kesildiğinde sıkıntı olmuyor. Onda sıkıntı yok. Çünkü o da bir kurban. Tabii ki. Benim adağım var. Örnek veriyorum. Evet. Şartlı, yani zamanı belli olmayan bir adaktı. Ben de kurban bayramına denk getirmek istedim. Tabii ki öncelikle kurban, kendi kurbanım, vacip olan kurbanıma niyetlendim. Bir hisse de adak kurbanıma niyetlenebilirim. Hani iki hissenin parasını veririm. Bir tanesindeki niyetim adaktır. Diğeri de normal kurban bayramında kesmem gereken vacip kurbanımdır. Bu şekilde girebilirim. Ama şöyle olmaz. Ben sadece bir tane kurban kesebilirim. Bu sene normal kurban bayramı için, hani vacip olan kurbana değil de adağım vardı, adağım için gireceğim diyemez kişi. Yani vacip kurbanı dururken öteki kurbanına niyetlenemez. Onu sene içerisinde, akika kurbanını, adak kurbanını sene içerisinde kesebilir. Kurban bayramında da bu şekilde kesebilir. Ama vacip kurbanının dışında. Burası önemli. Bir de şimdi kurban çeşitlerine baktığımız zaman işte normal kurban bayramında kestiğimiz vacip kurbanımız, ondan sonra akika kurbanı. Akika kurbanını şöyle açalım. Çocuk doğduğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde işte 7 günlük olduğu vakit çocuğa işte, ki Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e kurban kesmiştir. Çocukların hani sağlıklı sıhhatli büyümesi için Rabbimizin bize verdiği hani bu çocuk nimetinden ötürü ona bir şükür açısından akika kurbanı kesilebilir. Ama bu şart mıdır, zorunlu mudur, kesin yapılması mı gerekiyor? Hayır, sünnettir. Akika kurbanı sünnettir. Maddi durumu olanlar normal kurban bayramındaki kurbanının dışında sene içerisinde de kesebilir. İmkanı olduğunda, ki çocuk buluğ çağına kadar akika kurbanı kesilebilir. Kız çocuğuna da erkek çocuğuna da birer tane kurban kesilebilir. Hani burada kız erkek ayrımı kesinlikle yapılmaması lazım. Bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Her birine imkanımız varsa kurban kesebiliriz. Akika kurbanını kesen kişi de birinci derecede akrabaları da yiyebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Evet. Adak kurbanı ise farklı. Adak kurbanı kişi mesela şu dileğin gerçekleşirse, Rabbim senin için bir tane işte kurban keseceğim
diye adamıştır. Dileği gerçekleştiği gibi adağını da yerine getirmek zorundadır. Veya işte şartta değildir, zaman belirtmemiştir de işte şunu yapacağım diye mesela Rabbine söz vermiştir, Allah'a söz vermiştir. Öyle bir şey adamıştır. Hani olsun olmasın ben kurban keseceğim demiştir. O kurbanı da sene içerisinde de normal kurban bayramında da kesebilir. Yalnız adak kurbanı, eğer kurban adak kurbanıysa ondan adayan kişiye ve birinci derecede akrabası, annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları, onların çocukları veya adayan erkekse erkeğin hanımı yiyemez. Yerse yediği miktar ölçüsünde ne kadar tutuyorsa miktarı onu bir fakire sadaka olarak vermek zorunda. Evet. Adak kurbanı da bu şekilde. Aha. Onun dışında tabii ki hacca giden hacılarımızın orada özellikle temettü ve kıran hacı yapan hacılarımızın orada kestikleri hediye kurbanları var. Yine onun dışında nafile olarak kurban kesilebilir. İşte ölmüşlerin arkasından, ölen yakınlarımızın arkasından kurban kesebiliriz. Sevabını onlara bağışlayabiliriz. Bu şekilde kurban çeşitlerimiz var. Onların da etinden yenilebiliyor değil mi? Bir tek adakta sadece adak kurbanında, evet. Sadece onu da yemiyoruz. Birinci derece akrabalara kadar mı dediniz? Kaçın? İşte birinci derecede akrabalarımız, usul ve furu diyoruz ona. Ha, yukarıdakiler. Yani yukarı ve aşağıdakiler. Yani anne, baba, nineler, dedeler, aşağıdan çocuklar, onların torunlar. Çocukları, torunlar, torunların çocukları diye gidiyor. Hı-hı. Ve tabii niyetlenen erkekse hanımı veya kadınsa kocası yiyemez. Evet, onun dışındaki diğer akrabalar yiyebilir. Akika kurbanı da yiyebiliyorlar ve diğer kurbanı da. Bu şekilde akikada olabilir. Ve öteki kurbanlarda hiç yeme konusunda sıkıntı yok. Sadece adak kurbanında usul ve furu yiyemez. Yerse bedelini öder. Yani miktarı ne kadarsa onu öder. Evet. Tabii hassas konular bunlar. Hani sadece bir hayvanı kesmekle olmuyor. Evet. Bu arada tabii farklı sorular size geliyor. Kadın da kurban kesebilir mi? Yani maddi olarak alıp kesmesin değil de bizzat boğazlama anlamında. Evet. Söylüyorum. Hani evet. Bir de bu boğazlama konusunda nelere dikkat edilmek lazım? O konuda da birazcık bilgi verelim isterseniz. Hani hayvanı, evet. Hayvana eziyet edilmemesi de çok çok önemli bir konu, evet, noktada değil, evet, mi? Evet, evet, evet. Kadın kurban kesebilir. Yani kurban, işte kimler kurban kesebilir başlığının altında işte kadın erkek ayrımı yok. Yani erkek kesebilir, kadın kesemez diye bir şey yok. Kadın da kendisine güveniyorsa, gerçekten onu kesebilecek güçte hissediyorsa kesebilir. Onun dışında kurban kesilirken tabii ki o hayvana da eziyet etmemek lazım. Yani bir taraftan ibadet yaparken bir taraftan da kaybetmemek lazım. O hayvanın mesela işte gözünün önünde bıçakları çıkarmak, bıçağı ona göstermek veya işte kör bir bıçakla mesela hayvanı kesmeye çalışmak. Bunlar tabii hakikaten hayvana eziyet olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Kestikten sonra da işte o hayvanın sakatatlarının, etinin, her türlü şeyinin hani belki dışarıya sağlık açısından zarar verebilecek her türlü şeyin gömülmesi, o işte çevrenin mesela temizlenmesi, günümüzde mesela işte genelde şehir dışındaki yerlerde mesela artık bu şekilde kesiliyor. Bu çok güzel bir şey. Hani sağlık açısından çevremizin temizliğini koruma açısından güzel bir şey. Onun dışında tabii ki kurbanı kesebilecek ehliyette olan kişilerin kesmesi, Müslüman olanların kesmesi veya ehli kitap Hristiyan ve Yahudinin de kestiği yenilir. Ve Müslüman olması, ehli kitap olması. Keserken mesela işte Bismillahirrahmanirrahim şeklinde işte veya tekbir getirerek kesilmesi, bunlar önemli. Evet, bu tabii tekbirle kesilmesi önemli. Size tabii sık gelen sorular vardır. Süremiz de çok fazla kalmadı ama bu noktada özellikle hani gelen sorulara da sıklıkla sorulan sorulara cevap vermek babında neler var acaba? Genel itibariyle aslında birçoğundan bahsettik, birçoğuna değindik. Ama şuna değinmek istiyorum, önemli bir nokta.
Şimdi tabii ki kurban kesecek kişiler arasında hani şartlarını sayarken mukim olması önemlidir diyoruz. Hı. Yani yerleşik olması, yolcu olmaması diyoruz. Hı hı. Fakat günümüzdeki yolculuk anlayışı da değişti. Mesela işte yaşadığı hani oturduğu, yaşadığı şehirde mesela bayramda ailesi başka bir yerde de şehir dışındadır. Oraya gitmek zorundadır. Yani o kişiyi de mesela hani yolcu sınıfına katıp evet yolcudur fakat kurbanını mesela ben yolcuyum o yüzden kurban kesmekle mükellef değilim diyemez. Evet. Yani bu konuda ruhsat verilmiştir fakat sen mesela bayram için tatile gideceksin. Bayram için mesela memleketine gideceksin. Gittiğin yerde de mesela onu öncesinden planlayıp gittiğin yerde mesela kurbanını ayarlayabilirsin. Orada kesebilirsin, kestirebilirsin. Veya mesela vekalet yoluyla mesela güvendiğin bir yerlere işte vakfa derneğe verebilirsin. Yani bir şekilde o yolculuk senin kurban kesmeni engel değildir. Buna da tabii ki çok dikkat etmemiz lazım. Onun dışında işte genel itibariyle kurban kesen kişi abdestli olmak zorunda mıdır diye soruyorlar. Tabii ki her ibadette abdestli olmak önemli ve güzel ki namaz ibadetinde zaten farz. İşte kurban ibadetinde belki abdestli olmak ilk etapta hani gerekli değil ama kurban da bir ibadet olduğu için tabii kesen kişinin abdestli olması en güzelidir. Hı hı. Evet. Özellikle şimdi tabii kişi kendisi abdest alıp kurbanı kesiyorsa o mümkün de mesela bir gün boyunca diyelim ki kesen şeyler var, görevliler var mesela artık şimdi kesimhaneler var hani değil mi? Belediyelerin yerleri. Evet. Orada görevliler var hemen kesiyorlar, veriyorlar. Şimdi onların bütün gün öyle mi değil da onlara kalmış. Onlar oralarda inşallah Müşterinin değerini, hani kıymetini bilen, şuuruna ermiş insanlardır inşallah oradakilerde. İnşallah. Ya da görevlilerimiz ya da sizler mesela bu tip yerlerde görev alacak kişileri falan Diyanet'ten birileri uyarıyorlar mı? Hani bu kurban kesimi yapılan yerlerde. Hani mesela bu usullerde olması gerekir. Hani bunlara hassasiyet gösterin diye. Tabii ki birçok yerde mesela şey yapılıyor. Mesela yani bilgilendirme... kasaplara falan böyle eğitim veriliyor mesela kasaplar odasına vesaire. Hani... Yok o şekilde bir bilgim yok. Yani hiç duymadım ama genel itibariyle mesela işte yani kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiği, işte kurbanlık hayvan alırken mesela nelere dikkat edilmesi gerektiği, gerek vaazlarda, gerek hutbelerde, gerek işte böyle programlarda birçok yerde dile getiriliyor. Yani ben de aynı kanaatteyim. İnşallah kesen kişiler bunlara dikkat ediyordur. İnşallah hakikaten hassas insanlardır. Tabii ki bu bir sorumluluk, bu bir vebal. En nihayetinde birçok insan ibadet yapmak maksadıyla oralara başvuruyor. O ibadetini gerçekleştirmek için başvuruyor. Tabii ki en güzelini ve en hoş olanını tercih etmek ister. İnşallah onlar da dikkat ediyorlardır, hassas davranıyorlardır diyelim. Evet, inşallah. Tabii geçmiş programlarımızdan bir tanesini Müftü Bey'le de böyle yapmıştık. Özellikle o şey demişti, hani kurban keserken boğazlayan kişilere yönelik, hani şah damarını kestiğiniz zaman hani zaten hani kurban hani kesilmiş oluyor. Hı hı. Onun özellikle kafasını kopartmak da sinirlerini zorlamak hayvana ekstra çok acı veriyor. Evet. Oysa ki hani damarın kesilmesiyle çok böyle o acının hani sinirlere kesilmesi gibi olmadığını. Hani, direkt şah damarın kesilmesi evet. Oradaki acıyı. Onu yaptıktan sonra hani hayvan can verdikten sonra kesin yapılması noktasında uyarmıştı. Hakikaten önemli bir nokta. Önemli. Zannedersem hani bu işi yapan kişiler de herhalde biliyorlardır ama kendisi yapmaya kalkacak olan kişilere de hani böyle bizim de bir hatırlatmamız olsun değil mi? Evet. Bunlara tabii dikkat etmek lazım. Kaçıncı güne kadar kesilebilir? Mesela diyelim ilk günü kaçırdık, kesemedik. Evet. Ya da şöyle diyeyim, bu bayram ekonomik yeterliğimiz olmasına rağmen hani bir şekilde kesemedik, bu görevimizi yerine getiremedik diye nasip olmadı. Bunun bir telafisi var mı? Kazası oluyor mu? Hani bu konuda birazcık bilgi verseniz sevinirim. Şimdi maddi imkanımız olduğu halde eğer kurbanımızı olmaz ya unutarak diyelim veya bir takım mesela sebeplerle kurbanımızı maddi imkanımız olmasına rağmen kesemedik. Bunun telafisi nasıl yapılabilir? Tabii ki en önce tövbe istiğfar etmek lazım. Bir diğeri de o kurban bedelini, kurbanlık ne kadarsa o kurban bedelini fakirlere vermek lazım, dağıtmak lazım.
o seneyi kurtarabilmek için. Tabii ki bunu alışkanlık haline de getirmemek lazım. Tabii. Bu önemli. Tabii. Tabii alışkanlık haline gelip hemen onu da soralım isterseniz vaktimiz az kalmışken. Kimisi de kurban kesmek istemiyor. Ne bileyim hayvan acıyorum diyor vesaire diyor. Ben o kurban parası kadar parayı başka bir şekilde versem, dağıtsam, hani şey yapsam. Evet, çok önemli bir soru. O etinin parasını ya da et alıp dağıtsam. Hani olur mu diye soranlar da oluyordur herhalde. Olmaz. Bu şekilde hani işte örnek veriyorum küçük baş 600 lira, 500 lira neyse ben bunu işte kurban almasam da bu miktarı işte fakirlere versem veya bir yere bağışlasam o kurban yerine geçer mi diyorlar? Geçmez. Burada maksat o kurbanı almak ve işte hani kurbanın o şeyini yaşayabilmek. Kestirdikten sonra da etini, o sadaka olur değil dağıtmak, mi? O sadaka olur, o hayır olur. Ama kurban olmaz. Hı hı. Bir de kurban hangi günlerde kesilmesi lazım? Kurban bayramının birinci günü sabah işte yani kurban bayramının birinci günü bayram namazı kılındıktan sonra kesilmesi lazım. Bayram namazı kılındıktan sonra tabii ki faziletli olan birinci gün kesilmesi ama ikinci günde, üçüncü günde ikindiye kadar ya da akşam vaktine kadar kesilebilir. Bunda şey yok yani. Dördüncü gün kesilemiyor artık. Yani Hanefi mezhebine göre genelde söylüyorum. Kesilemiyor. Yani üçüncü gün akşamına kadar kesilebilir. Tabii kurbanların gündüz kesilmesi daha faziletli. Faziletli dediğim mesela gece işte ışıklandırma yeterli olmayacağı için hayvana zarar da verilebilir, insan kendisine zarar da verebilir. O yüzden hani gece yapılmaması tercih ediliyor. Gündüz yapılması daha uygun. Tabii. Daha elverişli. Şeyde özellikle doğu illerinde kışa gelen aylarda tabii çok erken hava kararıyor. Hani buralarda bazı belki öyle bir sıkıntı olmuş olabilir. Hani gerçi orada büyük şehir olmadığı için gene çömecek halletmişlerdir ama mesela İstanbul gibi bir şehri hani doğuda olduğunu işte 3.30'da havanın karardığını falan düşünecek olursak kış ayında. Evet. Değil mi? Bazen yetiştirmek belki söz konusu olamayabilirdi. Evet, ikinci güne kalabilir veya üçüncü güne kalabilir. Evet. Ama eğer o aydınlatma varsa uygunsa tabii. İşte şartlar uygunsa gece de kesilebilir ama dediğim gibi tabii uygun olan gündüz. Tabii. Yani hani karanlıkta böyle kazanın çok olabileceği, tabii. İşte hayvanın zarar görebileceği, insanın zarar görebileceği bir ortam olmasın evet. diye. Evet. Hani gündüz denilmiş yani değil mi evet, bu noktada? Evet. Evet. O nokta böyle önemli. Bir yaklaşım var. Evet. Çok gerçekten hani vermiş olduğunuz bilgiler değerli bilgiler. Hani bazı şeyleri biliyoruz zannediyoruz ama bazen hani şöyle şeyler de olabiliyor. Yani bir başkasının aklına girip aslında yanlışa da kayabiliyoruz hani. Evet. Böyleymiş ama öyle miymiş falan diye. Aslında çünkü sizler daha iyi biliyorsunuz gerçek hükümleri. Hem Kur'an hem de hadislere bakaraktan evet. Bu noktada konulmuş artık ölçü belli. Bu ölçüleri de tabii sizler daha iyi biliyorsunuz. İzleyicilerimizin de kafalarına bir takım sorular takılıyorsa işte öyle mi komşuya sormaktan, şuna buna sormaktan ben daha değerli buluyorum hani sizlere sormayı kendi adıma da hani sorularımızı. Çünkü dediğiniz gibi mesela işte yedi kapıya dağıtacaksın, o diyor başka bir şey yapacaksın, o diyor başka bir şey yapacaksın. Evet. Hani aslında çok sıkıntı duymamız lazım dini konularda. Tavsiye de bulunurken çünkü maazallah evet. değil mi? Evet, sadece evet. kendimizin değil karşı tarafında yanlışına sebep olabiliriz. Hani bu noktalar aslında çok hata kaldırır şeyler değil. Değil. Tabii bu boyutta hata bir şey olmaz ama hani bunun ahiret boyutuna baktığımız tabii, zaman tabii. Şeylerin de yapmış olduğumuz ibadetlerin de kabul olması önemli. Hani yoksa evet. Kabul olmayan ibadetler noktasına Allah korusun evet. olmasın. Bir emek sarf ediyorsunuz, gönülden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de zaten yanlış yaptığınız zaman hani böyle bir sorgulanıyorsunuz da çocuğunuz tarafından, gençler tarafından veya başka tarafından. Ne oluyor zamanla bu adetimiz, bu adet boyutunda, inancımız inanç boyutunda erozyona uğruyor. Onun için doğru yapmak zorundayız diye düşünüyorum ben. Evet. İşte doğruyu doğru kaynaktan öğrenmek evet. lazım. Evet. Böyle de oluyormuş, şöyle de oluyormuş derken bir bakarsınız aslında aslıyla hiç uymayan bambaşka bir şey türemiş, değil mi? Evet. Mesela oruçla alakalı bir şey hatırlatayım. Zilhicce oruçlarımız var. Evet. Biliyorsunuz zaten Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10. günü. 10. günü. İlk mesela 8 gün, 9 gün işte oruç tutabilir miyiz? Tamamını mı oruçlu geçirmemiz lazım diye soruyorlar.
tamamını oruçlu geçirebilirsiniz de, birkaç günde tutabilirsiniz, bir günde tutabilirsiniz. Ha, bu tamamen size bağlı bir şey. Ama şöyle bir yanlışlık var. Ben diyor 9 gün oruç tuttum, 10. gün Kurban Bayramı. Ben o günkü işte o gün diyor orucumu diyor işte kurban etiyle açacağım diyor. Böyle bir şey var. Tabii bu da doğru bir şey değil. Çünkü bayram günlerinde zaten oruç tutulmaz. Tahrimen mekruhtur. Tutulmaz. Hele bu Kurban Bayramı'nın 4 günü, Ramazan Bayramı'nın 1. günü bunlar sevinç ve neşe günleridir. Ziyafet günleridir. Bu oruç zaten olmaz. Yani işte yarım gün oruç tutup yarım günden sonra orucun bozulduğu öyle bir oruç hiç bilmiyoruz. Evet. Böyle ama bir şey onu mesela yanlış. Bir gelenekten kaynaklanan bir şey hep yaptık. Yani oruç evet. tutmasak bile yani diğer aslında günleri tutmasak bile. Şu. Yani sanki kurban etiyle o günü hani attığınız ilk lokmanın kurban eti olması gerekiyormuş gibi böyle bir yanlış inanış mı artık bir şey var. Hani evet. Şeyde neyse de sabah hemen kesip geliyorsa neyse hemen atıyorsunuz evet. bir şeyler ama işte büyük şehirlerde vesaire kesilip gelmesi etmesi akşam oluyor hani. Akşam oluyor. Çoluk çocuk. Kadar da aç kalmak zaten doğru bir şey değil ki bayram günlerinde. Tabii yani böyle bir şey evet. yok. Böyle bir zaten, şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu yürütmenin de bir anlamı yok evet. yani. Bu işin temeli şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet bu şekilde yapmış. Evet bu müstehaptır. Hani hoş olabilir ama şöyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra hemen kurbanını kesmiştir. Ve kurban etini hemen yemiştir. Yani hani pişirip yemiştir. Şimdi dediğiniz gibi büyük şehirlerde mesela sıraya giriyorsun. Mesela sana sıra gelecek, senin kurbanın kesilecek. Eve gelecek de, pişecek de yani bu akşamı bulabilir. O yüzden hani ben oruçluyum, hiçbir şey yemeyeceğim. İşte onu bekliyorum diyemeyiz. Hı. Bu yanlış. Evet. Zaten de böyle de bir şey. Böyle bir şey yok. Yani yok. Hani orada... Evet, Peygamber Aleyhisselam bunu yapmıştır. Hani ben de yapmak istiyorum diyorsan bile senin etinde çok erken gelmesi lazım. Yani hemen bayram namazından sonra kesilip hemen sana gelmesi lazım. Böyle bir imkanın yoksa illa da ben bunu yapacağım diye bir şey zaten yok. Hı hı. Böyle bir oruçta zaten olmaz. Evet, bu konuda da ben... öğrenmiş olduk. Hani bu konuda özellikle gerçekten geniş bir kesimde uygulanan bir şey aslında. Evet. Bilgi sahibi olmuş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Müftülüğümüzün tüm çalışmaları hakikaten birbirinden değerli. Çok yakın bir zamanda camiler ve din görevlileri haftasını geçirdik. Evet. Ben sizin nezdinizde de tüm bu konuda emek veren din adamlarımıza, tüm bay bayan bütün din görevlilerimize teşekkürlerimizi hemen iletmek istiyorum. Çünkü sizlerin görev saati mevhumu yok. Günün 24 saati ihtiyaç olan her noktada bir din görevlimiz hizmet alıyor. Bu haftalarında ben de ayrıca kutluyorum. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum efendim. Teşekkürler, çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, böylece bir Biz Bizen'in daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle, hoşça kalın.